Dönelim yeniden refah cephesine. AK Parti ile görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Genel Başkan Fatih Erbakan İzmir, Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceklerini açıkladı. Peki neden? Beş madde sıraladı Fatih Erbakan. Seçmenimiz bu seçimde ittifak istemiyor. Teşkilatlarımızın %95'i ittifak istemiyor. Yerel seçim diyor özelliği gereği bir beka sorunu yaratmaz. Karşımızda birlik olmamızı gerektiren bir muhalif ittifak bloğu yok. AKP adil ve dengeli bir teklifle Bizlere gelmedi diyor Fatih Erbakan 5 gerekçe sunuyor ee, tek başlarına seçime gitmenin sebebi olarak. İstanbul için derseniz şu anda yeniden Refah Cephesi'nde ön plana çıkan iki isim var. Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan ya da onun eşi yani e, eniştesi partinin de genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz. Hayır. AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz. Beş kez bir araya geldiler. Beş görüşmeden de sonuç alamadılar. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan toplantıların ardından 31 Mart yerel seçimlerinde işbirliği yok dedi. İstanbul'un CHP zihniyetinden geri alınmasına vesile olunabilir mi düşüncesine kapıldık. Milletimiz bu seçimlerde yeniden Refah Partimizin ittifak yapmasını istemiyor. Erbakan aldıkları kararın nedenini teşkilat işbirliği istemiyor sözleriyle açıkladı. Bir önceki seçimde teşkilatlarımızın %60'ı istemiyordu ama ülkemiz için, milletimiz için böyle bir adım attık ama bu seçimde Teşkilatların %95'i istemiyor Erbakan'ın bu sözleri akıllara 2023 seçimlerini getirdi O dönemde önce AKP ile ittifak olmayacağını duyurdu İki gün sonra ise Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı Tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan Müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz Yine kendi amblemimizle kendi adaylarımızla Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz Erbakan'ın o günkü hamlesi, yerel seçim içinde bir U dönüşü yapar mı sorusunu akıllara getirdi. Fatih Erbakan'ın fikrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. <laughs> Öte yandan gözler yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının kim olacağına çevrildi. Kulislere göre partinin eski genel başkanı Necmettin Erbakan'ın kızı ve mevcut genel başkan Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan adaylık için öne çıkan isim. İlçe Belediye Başkanı adayımız Sayın Ayetullah Çeçen. Şimdi tabii yeniden refah tarafından görüntüsü mozaiklenen biri olarak böyle kadınların, kadın adayların isimlerinin konuşuluyor olmasını mutluluk verici buluyorum. Birkaç farklı ilde de kadınlar aday gösterildi ama bakın Şanlıurfa'ya gideceğiz şimdi.